Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi TÜİK araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu bilgiler toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir. Türkiye İstatistik Kanunu'nun 4. maddesinde verilerin ve istatistiki bilgilerin güvenirliği, gizliliği ve erişebilirliğinin temel esas olduğu ifade edilmiştir. Oysa son yıllarda tartışmaların odağı haline gelen TÜİK, geçmişteki saygınlığını yitirmiş, yayınladığı ve yayınlamadığı istatistiklerle kamuoyu nezdinde güven kaybına uğramış, sık değiştirilen yönetim kadrolarıyla yıpranmış bir kurum haline gelmiştir. Son 21 yılda bizler devlet aklının aşındırıldığına, kurumların içinin boşaltıldığına tanık oluyoruz. Kurumların içinin nasıl boşaltıldığını TÜİK üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Bakın, güvenilirlik diyorum. Yani TÜİK'te olmayan şeyden bahsediyorum. Verilerin güvenirliğinin zedelenmesi meselesi bir ülkenin itibarı onurudur. Dolayısıyla buradaki güvensizlik hem bu ülkenin hem de bu ülkede yaşayan milyonların itibarı ve onuruyla oynamaktır. Kısacası TÜİK'in görevi çalışanların ücretlerinin artmaması için enflasyonu düşük göstermek değil, gerçekleri olduğu gibi yansıtmaktır. Ülkenin büyük çoğunluğu TÜİK'in açıkladığı verilere artık inanmıyor. Yapılan araştırmalarda en güvenilmez kurumların başında geliyor TÜİK. Neden? Çünkü insanlar gerçeğin en ağır ve yalın halini sokakta görüyor artık. Verilerle ne kadar oynanırsa oynansın, yurttaşlar çarşıya çıktıklarında, alışveriş yaptıklarında sadece gerçekle karşı karşıyalar. 50 liraya domates, 4 liraya yumurta, 36 liraya süt aldıklarında tüy falan kalmıyor ortada. Hani diyor ya şair, açlık çoğunluktadır. İşte o çoğunluk sizin talimatla yönetmeye çalıştığınız o verilere artık inanmıyor. Stratejik planınızda temel hedeflerinize baktığımızda güvenilirlik, bilimsellik, bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık gibi maddeleri görüyoruz. Ve maalesef bunların hiçbirini taşımadığınıza da tanık oluyoruz. Sadece ülke içinde değil, uluslararası kuruluşlar arasında da güvenilirliğini yitirmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Hem Avrupa İstatistik Ofisi hem de Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 yılı raporunda kurumun şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda ciddi uyarılar bulunuyor. İktidarınız döneminde Türkiye maalesef birçok konuda ikiye bölündü. Yoksullar ve servet sahipleri arasında da artık kocaman bir uçurum var. Bir tarafta vergi indirimleriyle servetlerine servet katanlar, diğer tarafta 79 yaşında geçinmek için çatıda tamir yaparken ölen bir yurttaş var. Bir tarafta saraydan beslenenler, diğer tarafta akşam pazarından kalanları toplayan yurttaşlarımız var. Bir tarafta haksızca kazananlar, diğer tarafta sömürülerek kaybetmeye mahkum edilenler var. Bir tarafta servet transferiyle sefa sürenler, diğer tarafta sadakaya çevrilen sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan milyonlar var. İşte sizin verilerle gizlemeye çalıştığınız şey de tam olarak bu kutuplaşma. Yarattığınız bu kutuplaşmanın üzerini verilerle oynayarak gizleyebilir sanıyorsunuz ama gaflet içindesiniz. Eylül ayında bundan sonra ücret düzenlemeleri enflasyona göre yapılacak diyen Bakan Şimşek'e sormak istiyorum. Hangi kalkınma planı hedefiniz tuttu? Hangi hedefiniz gerçekleşti de şimdi ücretleri buna tabi hale getirmeye çalışıyorsunuz? Ücretleri düşürmek için verilerle oynamak yetmedi de hayallerinizdeki enflasyona göre mi belirleyeceksiniz artık ücretleri?
Sayın Taşkent lütfen tamamlayın. Lütfen. Bir kurumun içi nasıl boşaltılır diye sormuştum konuşmama başlarken. İşte böyle. Toplumda, ulusal, uluslararası kurumlarda TÜİK'e karşı güven artık bitti. Kurumsal yapısı bağımsızlıktan uzak, talimatla çalışan, yönetimi çok sık değişen, kendi içinde yayınladığı verileri bile çelişen bir kurum var artık karşımızda. 2017'den günümüze görev yapan 5 başkan TÜİK'te ortalama sadece 438 gün yönetebilmiş. İçeride çalışan bürokratlar bile durumdan rahatsız olacak ki 2022 tarihli Haziran 2022 tarihli TÜFE haber bülteninin açıklamasını önce konuyla ilgili 7 uzman aynı anda sağlık raporu almış. Durum ortada. İçi boşaltılmış yok hükmünde bir kurum milyonların geleceğiyle, hayatıyla